Türkçesi bu national focus, ulusal hedef ağı ya da ulusal ülkü. Evet, ulusal ülkü ağı tam mükemmel Türkçesi. Tamam, ulusal ülke ağımıza kesinlikle şimdi savaşa başlamadan önce sanayimizi mükemmel hale getirmemiz lazım ki bol bol silah tüfek üretelim. 1936'da benim yapacağım ilk şey yatırım olarak military factory 1 2 3 4 5 tane ve civil factory 1 2 3 4 5. 5'e 5. %50 %50 ile başlayacağım military ve civil factory üretiminde. Az önce Yahrain Türkiye ile ikinci defa hizmet verdi, bakalım sen ne yapacaksın. Bakalım kardeşim. Ben de ilk defa oynuyorum Türkiye ile Hearts of Iron'da. Neyle başlayabiliriz? Tabii oynayan arkadaş. Advance Ertuğrul, hiç karar vermedim. Ona komünist mi olacağım, faşist mi olacağım? Duruma göre karar vereceğiz. Hemen karar vermeyeceğim. Kesinlikle tarafımızı hemen seçmeyeceğiz. Duruma göre. Kim güçsüzde esiyorsa arkasından bıçaklamak için bekleyeceğiz. 1936'da kesinlikle o yöne eğilmeyeceğim sanırım. Ketolar, Yahrain dediğin kişi Advance'de mi oynuyordu normalde mi? Onu da merak ettim. Şimdi Mobile Warfare'i seçmeyeceğiz. Artillery'i seçebiliriz. Grand Battle Plan. Extensive Planning Preparation Before Engaging Battle is the Key to Success. Daha böyle piyade ağırlıklı, artillery ağırlıklı bir şey seçebiliriz. Büyük ihtimalle şu doktrinden gideceğim. Superior Firepower Doctrine. Artillery'de Frontline Battalion 120 Soft Attack. Organization 10 veriyor. All Infantry Motorize Mekanize 120 Defense veriyor. Artillery Cover'lar Mekanize donuyor sürekli. En düşükte bile normal oynuyor olmalıydı. Şey yap Ketolar, refresh, refresh, refresh. Sayfayı yenile kardeşim. Şimdi şu Fighter'ı bir kere silelim. Fighter'a hiç gerek yok. Lojistiğimize bakalım. Lojistiğimizde maşallah sadece Infantry Equipment üretiyoruz. Ve konvoyumuz var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla ilk üretim hedefim şu. Bir tane Infantry Equipment, Naval Dockyard'dan da konvoy. Konvoyu mümkün olunca fullledim. Bunu da mümkün olunca fullledim. Okey. Üretimimiz bu kadar. 2 band. Bitti gitti. İkincisi. Doktrin seçimimiz çok önemli, kritik. Şimdi Türkiye ile tabii ki böyle deli gibi tanklar manklar yapamayacağımız için Mobile Warfare doktrini seçmeye gerek yok. Bir Almanya ile oynuyorsanız bu tarafa eğilebilirsiniz ama Türkiye ile oynayacaksanız bu tarafa eğilmek saçmalık. Direkt motorizeye, mekanizeye, tankların breakthrough'una, blitzkrieg'e yönelik taktikler veriyor. Ne gerek var? Dolayısıyla Superior Firepower doktrin yapacağız. Ya da mesela şu kısma da gerek yok. İnsan gücüne ve insan manpower'ına odaklı bir doktrin. Çin'le oynuyorsanız, Japonya'yla oynuyorsanız güzel gidebilir burası. Çünkü deli gibi insan var. Manpower çok fazla. Bizde manpower 124.000. Dolayısıyla bu da gereksiz. İkisinden birisindeyiz. Bu seçim önemli. Grand Battle Plan Doctrine mi? Superior Power Plan Doctrine mi? Şu güzel. Maximum Planning, Defense Organization, Assault, bu mekanizeye yönelik. Infantry Offensive, tanklara organizasyon veriyor. Supply Conception düşürüyor. Gece atağını da getiriyor. Late game de güzel olabilir. Bir de buraya bakalım. Soft attack artırıyor, organization artırıyor. Okey, ben Superior Firepower doktrininden yanayım. Yunanistan ve Irak çok önemli senin için. Tarafsız gençle daha rahat oynuyorsun. Abi Türkiye faşist olma, komünist olursan daha iyi oluyor. Mihvellere katılınca yeniliyorsun ya, şekilde 6 yekeli yenildim. Titrit'te sıkıntı var galiba, benim de donuyor sürekli. Okey, buradan başlayalım. İlk olarak hızlı bir şekilde bu karasal doktrini tamamlamak istiyorum. Ve tabii ki ilk yapacağımız şey sanayi. Bunu yaptık. Construction'dan da başlayabiliriz. Electronics'ten de başlayabiliriz. Electronics'ten de research time yaptık. Burası da bitti. National Focus. Şimdi National Focus'ta şurayı çok merak ediyorum. Political Effort. Political Power 120 kazanacağız. Çok iyi. Collectivist Ethos. Gains National Spirit. Current ruling parties, fascist, communist, bla bla, liberal ethos, geç. Şimdi bunlara gerek yok. Ama political power'a aşırı ihtiyacım var. Gerçi günde de 1.50 kazanıyormuşum. Çok mühim değil. Political power'la başlayalım hemen. Oyunu da 5x'e alalım. Yapmanımız bir şey var mı? Basic training yok dedi. Basic training
Yapmama da gerek yok zaten, manpower'ım çok düşük. Dolayısıyla normal manpower, ticaret olayına gelelim, onu da tamamlayalım. Neyse, onu start dedikten sonra da başlarız. 5x'te ilerliyoruz. Sadece oil'e ihtiyacım var. Oil için komşulardan mesela Irak. Irak. Irak'tan 8 adet alabiliyorum. Gerek yok. Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Steel'le surplus var. Okey, 8 adet alalım. Bir tane fabrikamızı götürdük. 4 tane sivil fabrikam kaldı geriye. Yunanistan tüm Arap Yarımadası'nı aldım ama yine de yenildim. Disappear git. Bir de Superior'da, çünkü recovery rate artıyor topçunun. Bu da çok iyi bir şey. Çengel hıyarı. Tamamdır. 5x'te ilerliyoruz. Şöyle ordumuza bakalım. Fena militerimiz yok. Bu arkadaş da güzele benziyor. En azından deniz gücümüz yok. Wow, commander'ım yokmuş. Commander atayım dedim mi? Okey, 1936'dayız. Hızlı hızlı ilerliyoruz şu an. Political power'ım da artıyor. Irak'a sinsice gireceğiz. Tabii dikkat etmemiz gereken şey şu: Irak'ın independence garanti oldu mu olmadı mı? Irak kimin tarafına gidiyor? Irak Axis olacaksa Axis olmadan almak lazım. Okay. İspanya sivil savaşı başladı. Biz bu sivil savaşa asker gönderebiliyor muyuz? Ertuğrul BCK takip için teşekkürler. Boşnak Saksocu, merhaba kardeşim, hoş geldin. Disappear gibi de onu okuduk. Irak'a savaş sebebi araştırmaya başladıktan 7 gün sonra Yunanistan savaş sebebi araştırıyor. Yunanistan savaş sebebi bitince savaş 7 gün sonra Irak'ı tamamen ilhak et. İstersen Bulgaristan dahil üçüne aynı anda savaş aç. Evet, sınır komşularımızdan başlayacağız zaten. Ama Yunanistan'ı takip etmemiz lazım. Yunanistan'ı bazen İtalya almak istiyor. Allies Guarantee Independence yapıyor. Dolayısıyla bunları takip edeceğiz. Şu an erken onlar için. Tamamen oyunun seyrine ve durumuna göre karar vereceğiz. Okey, 5x'e devam. Stop. Almanya Realization Rheinland'a gitti. Biz political power'ımızı yaptık. Şimdi şöyle bir bakalım. Industrial expansion. No national focus. Çünkü bitti, Rheinland yaptı. Politisch militarism. Service overseas. The Great Purge. Ampihit takip için sağ kardeşim, hoş geldin. Masada ilhak etmek çok bekliyor. Dediğim gibi yapınca garanti verme olanak da olmuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda hangi tarafta olmayı planlıyorsun? Talha, tamamen duruma göre. Kimi arkadan bıçaklayacağımızı bilmiyoruz. Baktık Sovyetler mi düşüyor? Hemen Azerbaycan bu bölgeyi, Ermenistan'ın olduğu bölgeyi petrol yataklarına çökmek için Sovyetlere de savaş açabiliriz. Axis mi düşüyor? Axis'e savaş açabiliriz. Ama ben Allies'in karşısında olmak istiyorum bir şekilde. Abi ben sana Türkiye'yle saldıracağın düzenini söyleyeyim. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, sonra Irak, bir de Romanya yap. Luf luf master. Teşekkürler takip için kardeşim. Hoş geldin sen de. Okey, size de bir komutan atayalım. Siz Batı cephesi olun. New Theater. Batı, hatta Balkanlar. Talha 1967 takip için teşekkürler. Hoş geldin güzel kardeşim sen de. Nine. Fuck. No. Hold. Niye seçemiyorum ya? Hold. Sizi seçeceğim sadece, ha. Şuraya gidin. Okay, continue. Ha, şeye bakacaktım, niye continue? National focus seçmemiz lazım. Industrial effort çok önemli. Direkt industrial effort'la başlıyoruz. 1938'e kadar yatırım, yatırım, yatırım. Başka bir şey yok. Continue. Abi zaman nasıl bu kadar hızlı? Ayarı falan mı var? Bende çok yavaş ilerliyor o kadar. Senin PC'den dolayı kasıyordur. Aynen öyle. Keto'ların dediği gibi senin PC'den dolayı kasıyordur kardeşim. 5x'e görüyorsun, yağ gibi akıyor. Political power tamamlandı. Nelerimiz var? Civil Refactory, Military Refactory geç. Daily Democracy Support. Mesela bunlar da önemli. Seçeceğiniz tarafı tayin ederken demokratik adam meclise atayıp demokrasiyi arttırabiliriz. Ama gerek yok. Nihayetsiz faşizm tarafına koymuş salaklar. Daily Communism Support, Hasan Saka, Same Ideology, Monthly Opinion. Lan government'da doğru düzgün adam yok. Harbiden düzgün bir şey bulamadım. Industrial Research'ten gidelim.
Electronic Research Time'ımı düşürelim, Industrial Research Time'ımı. Şu an Industrial Research Time'ı düşürmeye daha çok ihtiyacımız var. Bunu da yaptık. National Focus'u Industrial yaptık. Fabrikalar gidiyor. Hoi başlamış. Merhaba Suvo. Because here again. Casmio çok rahat oynanıyor ama yine de sağ olun. Attrition'a bak. Siz de yeni bir ordu olun. Şu sınıra gelin. Siz de... İçimizde yara olan Musul Kerkük olun. Gerçi onlar Irak sınırı ama olsun. Okay, Electronical Engineer bitti. Bize %2 Research Time kazandırdı. Mechanical Computing ile devam edeceğim. Bir %3 de buradan kazanacağız. Şu an Veterancy'de oynadığımız için artı 10 dezavantajımız var. Uzunca bir süre bu dezavantaja devam edecek oyun. Bu arada sık sık şuna bakacağız. Almanya National Focus'a nereye gidiyor? Otoban. İtalya nereye gidiyor? Mor Nostrum. Mor Nostrum neymiş? Okay. Building slot ekliyor. Polonya ne yapıyor? Polish Militarism. Rusya Grid Purge'ü bitiremedi hala. İngiltere Service Overseas. Bazen mesela Historical Focus yapmadığımız için Fransa komünist tarafa geçebilir. Her şey olabilir. Benim son oyunumda Japonlar Allies'e geçmişti. Çok saçma bir durum. %100 faşist olan bir ülke Allies'e geç. Tekrar 5x'e devam ediyoruz. Komutanlarımız var mı bu arada? Hiç atayabiliyor muyuz? Mesela Musul Kerkük hattına bir komutan atamak istesem. Okey, varmış. Dayı direkt Kübalı tipi var. Bu nasıl? Hiç Türkleri yapamamışlar. Movement 5, Desert de. Wow, güzel. Mesela Desert dediği Desert biliyorsunuz işte çöl. Dolayısıyla bu abiyi direkt Güney cephesine atacağız. Çok net belli oldu. Wow, Ralf Orba'yı da koymuşlar. Salih Umurtak, Nazmi Solok, Cemil Cahit, Toydemir. Okey. Bu abimizin cephesi belli oldu hemen. Oyunu hızlandırdığın zaman kasmaya başlar. 400'e gitmeyi dene bir de. Yine bir şey 30 FPS oynadığın için olabilir. Okay, Industrial Effort bitti. Şimdi neymiş bu? Bir tane Military Factory ekliyor. Gerek yok. Building Slots. Bir tane Civilian Factory ekliyor. Zaten bunların hepsini yapacağız. Sırayla buradan gitmem gerekiyor benim. Aynı zamanda Arm Experience, Land Doctrine. Şu da önemli. Land Doctrine'de %50 bonus almam lazım. Okey, Military Factory ile başlayalım. Sonra devam edelim. Ve aynı zamanda bu devam ederken süre, şuraya bakalım. Milliyetçiliğe odaklanabiliyoruz. Bu bize günlük 0.10 faşizm veriyor. Tarafımızı seçeceğimiz zaman seçebiliriz. Bu 0.10 komünizm veriyor. Bu Collectivities Ethos. O tarafa gitmek için faşist mi olacağız, komünist mi olacağız seçmek için şu Collectivist Ethos'u seçmemiz gerekiyor. Bu da Daily Democracy Support'ı 0.02 azaltıyor. Okey, yolumuzu burada seçeceğiz. Liberty Ethos, Trade Deal Opinion'ı artırıyor. Daha sonra Political Power veriyor, Political Power veriyor. Basic Machine Tool, bu da bitti. Okey, mesela burada şimdi %50 bonuslarımı aldım, süper. Construction Speed'i ilk önce bir götürelim. Çünkü neden? Fabrika yaptık, Military Factory yaptık. Bunların inşa süreleri hızlansın. Yine bir şey yoksa 30 FPS edecektim. Yazmadığımı fark ettim. Abi İtalya genelde 38'e kadar Yugoslavya falan dalmıyor. Eğer direkt Balkanlara girersen Yugoslavya'yı bile alırsın. Valla bu orduyla, bu manpower'la şu an almak imkansız. 1938'e kadar bakacağız. Ve Yugoslavya da güçlü bir ülke. Yani benim için şu an güçlü bir ülke. Çok kolay değil. 1938'deyiz. Demokrasi tarafını mı seçeceğiz yoksa faşist komünist tarafını mı seçeceğiz? Burada ayrılacağız. Demokrasi tarafında da güzel şeyler var yalnız. National Unity artırıyor. Volunteer'i geç. Coastal Fort. Sanırım demokratik tarafa geçmek sıkıcı olacak. Ya komünist olacağız ya faşist olacağız. Tamamen burada Almanya'ya bağlı. Surplus, surplus, surplus. Steel'e ihtiyacım var. Donuyor, ben de sinir oldum ya. Yoksa unuttum yani. Okay, continue. Donuyorsa daha bir refresh yap kardeşim. Leadership Purge in Soviet Union. Soviet Union'da problemler var. Ne var? Çeşitli yolsuzluk skandalları vesaire oluyor. Çeşitli generaller yolsuzluğa karışıyor filan filan filan. Bu tarz problemler var. Tarihsel süreçte Stalin ne yapmıştı? Stalin bütün generalleri astı. Binlerce generali asınca ordu bir anda generalsiz kaldı.
oyunda yine bu seçenekler arasında gidip geliyorsunuz. Soviet command has suffered greatly. Okay, armament effort bitti. İspanyollar, National Spain mükemmel bir şekilde kazanmış burada savaşı. Sovyetler volunteer göndermiş. National Spain'e de sadece Almanya volunteer göndermiş, İtalya göndermemiş. Çok ilginç. Abi kendi tarafını kur ve adamlara dal. İşte özlenen stratejik derinlik. Advance Ertuğrul, kendi tarafımı kurmam için fokustan nereden gitmem gerekiyor acaba? Yani maalesef bir taraf olmak durumunda kalacağız oyunda. Birine savaş ilan ettiğimizde o kişi eğer bir tarafsa zaten sen de otomatikman tarafını seçmiş olacaksın. Building slot'ı tamamladık. Bir tane bundan devam ediyoruz. Devam. Bu arada military factory free. Güzel. Infantry equipment yapacağız bol bol. Şu an infantry equipment'ımız 9000 adet infantry equipment'a ihtiyaç var. Okay, Land Doctrine de geliyor. İdeoloji fanatizmi var fokuslarda, onu yapman gerekiyor. İdeoloji fanatizmi. İdeoloji fanatizmi, ideoloji fanatizmi. Almanya'yı olimpiyatlar için tebrik ediyoruz. 33 altın madalya almışlar. Şu ideological fanatizm. Gains national spirit, division attack on core, can create a factions. Kendi faction'ımı mı yaratsam yoksa dahil mi olsam bilemedim. Gözümüzü dört açacağız ama dünyanın tension'ını da iyi kollayacağız. Dünyanın tension'ına göre inanılmaz hareket edecek çünkü bütün ülkeler. Commonwealth Tires, Industrial Effort, Polonya Defensive Focus, Nekevalide Primacy. Neymiş bu? Gains National Spirit. Okay. Hiç ordumuz yok maalesef. Abi komün oldu. Zaten Sovyetler tek atıyor. Construction da tamamlandı. Şimdi yine sanayi yatırıma devam ediyorum. Factory output mu yoksa bu mu? Birazcık sıkıntılı bir tercih. Concentrated industry'yi seçeceğim. Diğerinin de güzel şeyleri var ama buradan gideceğim. Sovyetler'de silah iste. Öyle isteyince veriyorlar mı bize hemen? Return start send list ask for... Yup. Veremiyorlar. Yani silahı şeyden isteyeceğiz. Katıldığımız zaman gönderiyorlar. Land lease olayı onlara fiction'da katıldığında olacak sanırım. Start land lease kısmı. Ask to join faction. Zaten kimse bizi kabul etmiyor. Çok da mühim değil. 1936'yı bitirdik. National Spain başarılı. Bir faşizan devlet daha kuruluyor. Bizim için ne anlama geliyor bu bilmiyorum. Go go go. Okay. Construction completed. Bu da güzel. Construction effort. Arm effort yapacağım çünkü Land Doctrine'de %50 bonus verecek. Dolayısıyla bir arm effort yapalım. Sonra tekrar yatırımlara devam edeceğiz. Hem Land Doctrine'de ilerlemek istiyorum hem de sanayide ilerlemek istiyorum. İki tane ilerleyeceğim şey var. Military factory'ler, come on. 1936 da bitmek üzere. Etiyopya'yı aldı İtalya. World Tension zerre kadar oynamadı. Steel ihtiyacımız var. Steel'i kimden alabiliriz? Mesela yakınlarımızda Sovyet var. Sovyetlerle ticaret yapmak demek, ilişkilerini arttırmak demek. Deniz aşırı ülkelerle ticaret yapmak istemiyorum. 29 konvoyum var. Dolayısıyla sınırımdaki ülkelerle ticaret yapacağım. Hadi Sovyetlerle başlayalım mesela. Superior firepower completed. Delay 309 gün. Recurrence technology. O üçüncü aya kadar gideceğiz hızlı bir şekilde. Tarafsız veririm o zaman ABD. Abi şu anda motorize birliğin olmadığından Bulgaristan falan da. Çünkü Orta Doğu şu anda bayağı bir güçlü ama Avrupa'ya dalarken dikkat. İkinci Dünya Savaşı arada kalmam. Tabii ki Eren'cim. Ketolar tarafsızlar verir mi o zaman ABD gibi falan filan. Şimdi mesela Justify War Goal yapabiliyor muyum ona bakalım. Justify War Goal yapamıyorum. We need World Tension %50. Fuck. Nasıl savaşacağız ki o zaman? Gençler söylüyorsunuz savaş savaş diye de. XL Umix. Güzel Nikli kardeşim hoş geldin.
Justify Vargol %50 gençler. Dünyadaki tansiyon %50 olacak ki ben Vargol yapabileyim. Şu an kimseye savaş ilan edemem. Siz bu oynadınız mı hiç Türkiye'de daha önce? Nasıl savaş ilan ettiniz? Ya tarafımı seçeceğim, faşist olacağım Vargol için. Our world tension limit for this action due to %50. Çünkü non-allied, tarafsızız o nedenle. Tarafımızı seçersek bu %50'lik oran düşecek. O zaman erkenden taraf mı seçsek? Mihverlere katılırsan Sovyetler ilişkilerini artar, sana saldırmıyorlar, askeri geçiş izni veriyorlar. Saldıracaklar çünkü. Taraf seçersen. Okey, taraf seçtiğim zaman bakalım. Continue, 5x'e devam. Tarafsız olunca dediğim gibi çok takmıyorlar genişlemeni çünkü dünyada bloklaşma olmuyor. Ali Kerem 111, hoş geldin kardeşim sen de. Nasılsın? Ha, uçağımız varmış. 45 tane fighterlar kaldır. Fighterları genelde kaldırıyoruz. Neden? Atamıyoruz. Fighterları atarsanız uçak sayınız gözüküyor. Dolayısıyla atamayın. GKHNDMRC. Tahmin ediyorum Gökhan Demirci. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Mesela şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Şuna tıklamam gerekiyor. Yunanistan. Details. Uçak sayısı 0. Uçak sayısı 5602. Şu an bana da tıkarsanız benim de uçak sayım normalde onlar 0 olarak görüyorlar. Çünkü hiçbir uçağı deploy etmedim. Uçağı deploy ederseniz burada 3 aşağı 5 yukarı bir rakam gözüküyor. Multiplayer oynadığınızda uçakları deploy etmeyin. O nedenle söyledim. Army effort da bitti. Buradan şeyimizi kazandık. Motorize'ye gitmeyeceğiz sanırım. Research bonus infantry equipment. Büyük ihtimalle soldan gideceğim ama ben industry'den devam edelim mi? Ersat 1 takip için teşekkürler kardeşim, hoş geldin. Civilian Factory değil, Military Factory'den devam. 70 gün daha. Tamamen 1938'e kadar askeri yatırım yapacağız. Rusların fokusu var. Claims on the streets diye. İstersen bak, Türkiye'ye karşı claim oluyor biliyorsunuz Rusların. Sıcak su politikası. Aynen öyle, biliyorum onu kardeşim. Takip edeceğiz. Okey, bu da bitti. Research time'da dezavantajımızı geriye çektik. Süper. Burada artık yapacağım bir şey yok. 38'e kadar buraya elveda diyorum. Industrial'dan burada seçmediğim bir şey var mı? Evet, şu. 180 gidin. Oh, political power gelmiş. Süper. Political power'ımız güzel artıyor. Atamız sayesinde mi acaba? Veteran difficulty yüzünden %25 dezavantajım var. Armament effort'tan %1, base value 2. Günde 0.50 artıyor. Okey, çok kötü değil. Industrial'ı yaptık. Army experience. Mesela günlük army experience kazanabilirim. Çok işime gelebilir. Motorized research değil, artillery research değil, small arms research değil. Daha önemli şeylere ihtiyacımız var. Bunlara da ihtiyacımız yok. Civil economy, savaş ekonomisi. Savaş ekonomisine geçmem için dünya tansiyonu %15 olması lazım. Savaş ekonomisine geçeceğim. %15 olduğunda burayı patlatacağız. Export focus mu? Şu an hani ne full free trade'iz ne de limited export'iz. Ortadayız. Bunu da seçeceğiz zaman geldi. Recruitable %2.5. Extensive'e geldi mi %5. Manpower'ım kötü ya. 100.000 çok az. Okey, ne seçelim? Army experience gain. Land Doctrine research time'da %7 düşürüyor. Kesinlikle bu. İki yerden vurgun yapacağız. Hem Land Doctrine'den %7 vurgun hem de Army Experience kazanacağız sürekli. Bu 5 yavaş yavaş artmaya başlayacak. Dolayısıyla askerleri modifiye edeceğiz. İnşallah nükleer silah yaptığımız dönemlerde gelecek. Eren, benim çok ümidim yok kardeşim. GG olmayalım da yeterli o. Hani hayatta kalalım. Misaki Milli oturtalım böyle. Büyüyelim birazcık. Genelde Hearts of Iron 2'de ben oynarken Türkiye ile yine Expert'te oynuyordum. Allies'ı da seçtiğimde GG oldum. Vermaht'ı da seçtiğimde GG oldum. Çok başarılı olamadım. 4'te merak ediyorum neler yapabileceğiz. Burası mesela dağlık. Acaba burada fortification'lar var mı diye bakıyorum. 0-10. Fortification yok. Fortification yok. Fortification yok. Yok yok yok. Fortification yapabiliriz belki. Mesela defensive line. Okey. Burada yok. Uçak atamadık zaten. National Spain kuruldu. Dünyanın tansiyonu %17'ye çıktı. Süper. Dünyanın tansiyonu hazır %17'ye çıkmışken yavaş yavaş düşecek. Keşke biraz daha erken kurulaydı National Spain. Biz de war ekonomiye geçebilirdik. Mesela war ekonomide neler olacak? Sivil ekonomi. Bu ne lan? Consumer Goods Factory. Her şey -%30'da. İnşallah 70 gün çabuk dolar. 150 yaparız.
Şu 150'yi tamamlar, savaş ekonomisine çabuk atılırsak güzel olur. Çünkü world tension düşecek. Ama burada Japonya da world tension'ı birazdan arttıracak. Marco Polo incident olacak sanırım. Ülkenin tüm etrafına fortification yap. Yani sen orada Bulgarlara girersen alttan Yunanlıların sana çıkarma yaparlar. Armament effort, France pursues nuclear technology. Evet, AI'den mükemmel bir hatırım. Fransa zaten düşeceksin. Okey, bu da bitti. Building slots. Okey, bir tane buradan. Bir sivil, bir normalden devam ediyoruz. 150'yi yakalayabilir miyiz? Sanmıyorum. World tension büyük ihtimalle düşecek. Concentrated industry de bitti. Hoş. 1937 yılına geldik. Devam edelim. Construction speed. Go, go, go. Burada da gemimiz varmış. Sen de buraya gel. Denizaltılar. Birleşin. Sizin home base'iniz neresi? İzmir. Neden? İzmir çünkü İzmir en yüksek naval faktörün olduğu yer level 5. Abi EU4 oynuyor mu? Bana kolay geliyor. EU4'ü eskiden çok oynuyordum kardeşim, artık oynamıyorum. Yapmadığım fantezi kalmadığı için sıkıldım EU4'ten. Çok fazla oynamıyorum artık bu aralar. Şimdi şöyle bakalım. Almanya nasıl gidiyor? Industrial effort devam. Defensive focus, okey güzel. Air innovation. Bu arada bunlar bizi sevmiyor mu? Evet, bizi sevmemeye başladılar. NKVD'de. Sevmeyin, çok da sıkıntı değil. Politik power'ın olunca Captain of Industry alsana Proko. Captain of Industry. Neredeymiş o? Ha, şu mu? Civilian Factory Construction, Infrastructure, Refinery Construction. Infrastructure, Civilian Factory. Gereksiz şu an. %50'yi tamamlayabilirsek direkt savaş ekonomisine geçeceğim. Dünya tensionının düşmemesini bekliyorum. Umarım da düşmez. Ya, dünya tension artıyor zaten %18. Hindenburg'da kaza oldu. Allah rahmet eylesin. 70 gün burayı da bitirdik. Okey, bu infrastructure Van'a ekliyor. Infrastructure ekliyor. Sonra da extra research slot. Hızlı bir şekilde extra research slot'a ulaşalım bence. Politik power'ın olunca. Marco Polo Polla Bridge incident de oldu. Güzel. Çok uzun diye göstermedi. Abi senin gerçek ismin ne? Mete kardeşim. Mete. Mesela Bulgaristan'a savaş ilan etmek istesem justification war goal'um %50. Büyük ihtimalle şeyden sonra düşecek. Tarafımızı yavaş yavaş seçmeye başladıktan sonra düşecek. Almanya ne alemdesin? Seni de takip ediyoruz. Army Innovation. Transpolar Flights. Uçuşla alakalı bir doktrin. Devam et. Yakında bunları da göremeyeceğiz zaten. Çünkü encryption, description olayları girecek. Göremez hale geleceğiz. Abi yayın saat kaça kadar devam edecek? Bugünkü yayın çok fazla devam etmeyecek arkadaşlar. En fazla yarım saat, bir saat sonra bitecek. Çünkü yarın iş var. Ama yarın akşam 7'den sonra Forever Türkiye yapacağız. Zaten görüyorsunuz şu an 1 yılı tamamladık bile. 1937'ye geldik. Hızlı hızlı gelişiyoruz. Temel basic şeyleri konuşuyoruz. Asıl ana yayın yarın akşam olacak. Okey, bunu bitirdik. 1937'den başka ne yapabiliriz? Production efficiency crop ve şu. Okey, 180 gün. Full sanayi gidiyorum, görüyorsunuz. 1938'e kadar. Amelie, tebrikler bacım. 150 ol. World tension yavaş yavaş düşüyor. Şuranın 150 olmasını bekliyoruz. World tension düşmeden savaş ekonomisine geçmek istiyorum. Industrial bitti. 2'ye geçiyorum. Extra research slot almam lazım. Oo, Meta Hanu abimiz. Soviet withdrawal. After a build up of Japanese forces in Manchuria, the Soviet Union appears have unexpected withdrawal units. This may be bit Moscow avoid a future confrontation with Japan possibly triggered. Evet. Doğuda Japonlarla Ruslar da yavaş yavaş atışmaya başladılar sınırda. Ruslar da yavaş yavaş buraya asker yığmaya başlıyor. Dünya tansiyonu hala %18'de. Dünya tansiyonunun %25 olması demek, Allies'ın artık independence garanti yapabiliyor olması demek. Dolayısıyla eğer Axis oynuyorsanız şu sürede dilediğinize justification war goal yapabilirsiniz. Çünkü Allies
independence garanti yapamıyor. Dünya tansiyonu da böyle kıvamında güzel gidiyor. Bizim de işimize yarar o. 111 oldu. 150 olursa var ekonomiye geçeceğiz. %18'in düşmemesi lazım. 16.9'u nationalist Spain'den kaynaklanıyor. Devam. Delay. Delay de bitti ve %50 bonusumuzu burada alıyoruz. Çok güzel oldu. Dolayısıyla ilk 3 kademeye oldukça hızlı geçtik. All Infantry ve Motorized Defense'i artırıyor. Süper. 29 günde bu da tamamlanacak. Bonusu zaten bir önceki National Focus'tan almıştık bunu. Normalde 300 gündü. 200 güne düştü. Çok güzel. Construction da tamamlandı. Resource Gain Efficiency. Evet. Resource Gain olsun. Surplus olan var mı hiç? Steel kıvamında sadece Oil Surplus. Allah'ım çok kötüyüz. Abi yeniliyorduk, hile yapıp Sovyetlere geçtim. Orduyu yok edip Türkiye oldum. Yılın ipi. Iron Mod'da geçebiliyor musun? Ordu değiştirebiliyor musun ya? Hiç de denemedim. Musul Kerkük komutanımız. Küba'dan getirdik. 1937'deyiz. Almanya neler yapıyorsun? Trade with USSR. Wow. USSR'la anlaşma yapıyorlar. Dolayısıyla her iki tarafta çeşitli research'lerde %50 şey kazanacak. Win-win situation. Dolayısıyla Almanya ile şu an iyi geçiniyor. Alman ve Sovyetler. İlginç. Artık bir support ya da topçu da açsam Proko. Evet, birazcık zamanı geliyor kardeşim. Ama önce şurada birazcık daha artıya geçmek istiyorum. 2.7K var. Şimdi öncelikler çok değişken çengeli hıyarı. United Kingdom Pressure National Spain. Neden? Pressure. Okay. Infrastructure effort da bitti. Extra research slot'ı açar açmaz senin dediğini yapacağız. Production line nasıl bizim? Güzel, gayet güzel üretiyoruz. Artık askerlerimiz şeye doydu. Bir tane supply equipment üreteceğim. Anasını satayım, supply equipment bile yok orduda. Şu orduyla savaşa girmek demek direkt intihar yani. Japan declared war on Sanchi. Güzel. Dünya tansiyonu %24'te inanılmaz tatlı bir sınırda durdu. Durmadı. %34 oldu. Çünkü %25'in üzerine çıktı. Şimdi İngiltere'den aksiyonlar gelecek. Mesela Polonya'yı independence garanti yapacak mı? Yunanistan independence garanti yapacak mı? Bulgaristan ne alemde? Yugoslavya'yı yapacaklar mı? Bunları takip edeceğiz. Dünya tansiyonu artık %24'ün üzerinde çünkü. Biz de political power'ın %150 olmasını bekliyoruz. Evet, öyle bir şey var. National Focus var. Kukla Türkiye diye. Olmayız ya. Yani ümit ediyoruz. Nüfusumuz 135.000. Sanırım 110.000 ile başladık. 20.000 falan artabildi. 146. Okey. Niye seçemiyorum ya? Çok saçma. Şuna basacağım. Ha. War Economy. Şimdi sivil ekonomi. Sivil ekonomi bize bir halt verdi, yok ya. Her şeyin anasını satayım hayvan gibi pahalı. Partial Mobilization. Kısmi mobilizasyon. Consumer Goods Factories 120-130. War Economy. Evet. Ben bunu seçemiyorum çünkü bir tanesi olmam gerekiyor. Yes. Ya faşist ya komünist olacağım. God damn. Şimdilik bunu seçsem hiç yoktan iyidir. Çünkü benim daha faşist ya da komünist olmama çok var. Dolayısıyla buradaki bonusu kaçırmak istemiyorum. Belli bir süre alalım. 150 heba edeceğiz ama tekrar kullanıp var ekonomiye geçeceğiz. Zaten dünya tansiyonu çok hızlı yükseldi. Sanırım partial mobilization'a geçmek. Currently ruling party is fascist. Ulan one of the following must be true. Currently ruling party is fascist. Currently it neither above is true. Has more than usual total number of factories. Burada hangisini gerçekleştiremiyorum ki, yapamıyorum, çözemedim. Biz hani ne faşistiz ne komünistiz, bunu yapabiliyoruz. Ama bunda any enemy country, bu yok. All of the following must be true. Geç. More than one of the following, if neither of the above is true.
yapmadım bile. Civilian Factory, Infrastructure Refinery, Same Ideology Monthly, Daily Communism, Limited Exports, Free Trade. Okey, hiç yoktan iyidir. Biz kısmi mobilizasyona geçelim. Umarım çok büyük hata olmaz bu olay. Sonra da Excel Research Slot bittikten sonra diğerini de bulacağız hızlı bir şekilde. Ve political effort'tan artık sağ mı sol mu ona karar vereceğiz. Buna karar vermeden önce de AI neler yapıyor ona bakalım. Fransa'da bir cacık yok. Mesela German Rate Volunteer göndermiş. Albanya. Albanya'ya Wargol mu yapıyorsun sen? Ha, Guarantee Independence mı? Ha, okey, bu zaten hep vardı. İtalya'da bir şey yok. Polonya'da bir şey yok. Sovyetler volunteers göndermiş onlardan. Bir yılı tamamladık. Türkiye çok gerçek dışı yapılmış. BIMOD ile gerçekçi Türkiye yapmayı düşünüyorum. 1905 yılında nüfus sayımları bile 2 milyon daha az nüfusla başlıyor. 135 bin manpower askeri olarak doğru mudur bilmiyorum ama Hearts of Iron'da France and Britain announce alliance. Yay! Bir sürprize karşılaşmadık. Bazen Fransa dışarıya çıkıyor, Sovyetlere yaklaşıyor filan. Cephe kuruldu, alliance kuruldu. Bu aslında benim için kötü oldu. Nedenini söyleyeyim. Eğer Allies Sovyet olmaya çalışsaydı ya da kendi faction'ını kursaydı ya da katılmasaydı Allies'a, şu güneydeki Suriye'yi savaşmadan alabilecektim. Şimdi Fransa'nın capitulated olmasını bekleyeceğim. Dolayısıyla Suriye hayallerimiz suya düştü. Ama Irak hayallerimiz hala baki. Bunun için more factories'den 50 diyor. 50'den fazla factory'imizin olması gerekiyormuş. Bunu bilmiyordum. Okey, basic artillery'ye başlayalım. Kaç tane fabrikam var benim? Toplam fabrikamı nereden görebilirim? Şuradan sanırım üretim hattından görüyorduk. What? 50 mi? Toplam fabrika mı 50 dedi yoksa ben mi yanlış anladım? National Focus'aydı mı? More factories than 50. Bir tane military factory, iki tane building slot, iki civilian factory ekliyor. Okey, şunları da yapalım. Devam. Abi boş zamanda ordu eğitsen daha iyi olmaz mı? Ordu eğitmek ekipman harcıyor. Ekipman harcıyor, evet, doğru diyorsun. Ordu eğitimi dediğin gibi yapabiliriz, atlamayalım. Ufak eğitimlere başlayalım. Herkes training yapıyor mu gençler? Yes. Güzel level atlıyorlar. Mesela 169 bile oldu. Concentrated Industry tamam. Ve sen. Mobile Defense tamam. Şimdi kritik yere geldik. Sanırım ya sağa ya sola gidebiliyoruz burada. Herhangi bir tane. Aynen öyle. Line Artillery Recovery Rate. Soft Attack. Support Companies. Soft Attack Organization. Soft Attack Organization. Sizce hangisi beyler? Integrated mı? Sağ taraf mı? Sol taraf mı? Merhaba Urhan. Abi 100 yıl müharebe yapmış Fransa, Britanya şimdi müttefik. Yalnız bana mı garip geliyor? Ona bakılırsa kardeşim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'ni de Fransa ve Almanya kurdu. Adamlar işte bazı şeylerin üstünü çizebiliyorlar. Keşke bizde de olsaydı. Soft Attack %25. Support Companies. Line Artillery Soft Attack. Burada kararsız kaldım ya. Integrated Support. Support Companies Soft Attack. Support Companies. Ha, Support Companies şeydi. Bu direkt artillery'ninki. Overwhelming Fire. Şimdi sol tarafa gidersem şu demek. Sanayimde bir sürü artillery üretip askerlerime bir sürü artillery vermem lazım. Artillery'ye daha yeni başladık. Hani üretir miyiz? Sanırım üretiriz. Artillery üretirken neye ihtiyacımız oluyor? En çok tungstene. Tungstenimiz var mı? Yok. Hiçbir yerden üretiyor muyuz? Yok. Ticaret yapacağız bol bol. Biz ne üretiyoruz ki zaten? Bizde ne var Allah aşkına?
Evet, burada dağlar var. Resource moddayım şu an. Chromium.